Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen Balkan Tarihi Konuşmaları başlıklı program serisinin bu ayki konusu Arnavutluk oldu. Arnavutların Müslümanlaşma süreci ve Osmanlı Devleti algısı üzerine gerçekleşen sunum, Türkiye'ye bu amaçla gelen Priştine Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fahruş Recebi tarafından gerçekleştirildi. Programda siyasi ve sosyal yapı, iktisadi, idari ve askeri düzenlemeler geniş bir şekilde masaya yatırıldı. Arnavutluk'taki İslami hayatın konuşmanın ana temasını oluşturduğu programda yaşanılan problemlere de temas edildi. Günümüz entelektüel çevresinde maalesef Arnavutların İslamlaşma süreciyle alakalı kamuoyunu aldatmaya yönelik birçok yanlış düşünce yayılmaya çalışılıyor. Batı merkezli birçok dernek, kuruluş ve vakıf özelde Arnavutların, temelde ise Balkanların nasıl İslamlaştığı yönünde yanlış bir algı oluşturmak için uğraşıyor. Bu kuruluşlar İslam'ın medeniyet dışı bir din olduğunu, Doğu toplumlarının bir geleneği ve Batı ile hiçbir ilgisinin olmadığı yönünde kirli propaganda yapıyorlar. Biz Arnavutları Batı'ya nasıl kazandırabiliriz diye bir tartışma yürütüyorlar. Arnavutların İslam'la hiçbir ilgisi olmadığı iddia ediliyor. Ama biz oluşturulmaya çalışılan bu yanlış algının doğru olmadığını biliyoruz. İslam'la ilgili böylesine suni gündemler yaratılırken Hristiyan Arnavutların nasıl Hristiyan olduğunu kimse tartışmıyor. Recebi, Arnavutlar üzerinde yapılan algı yönetimine rağmen bunda başarı sağlanamadığını vurguladı. İslam ve Osmanlı düşmanlığıyla Arnavutların hiçbir alakası yoktur. Gerek entelektüel, gerek halk nezdinde olsun, bu Arnavutların asla düşüncesi değildir. Fakat Avrupa'dan gelen bu algı bazı siyasetçileri ve insanları etkilemiş ve maalesef son zamanlarda bu konularda bazı entelektüel ve siyasetçiler Osmanlı ve Türkiye'ye karşı negatif tavır takınmışlardır. Bunun aksine halksa Türkiye'ye sevgiyle bakmaktadır. Fahruş Recebi konuşmasında Türkiye ve Arnavutlar arasındaki mevcut ilişkilere de değindi. Türkiye'nin 2000'li yıllarda Arnavutlara yaptığı gerek askeri gerek ekonomik yardımlar Kosova'daki Arnavutlar için çok olumlu bir etki yaptı. 2008 yılında Kosova bağımsızlığını kazanınca Türkiye Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerden biriydi. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki kesin tavrı Kosova halkı nezdinde büyük bir olumlu etki yarattı. Bağımsızlığın ardından Türkiye ile olan ilişkiler gayet iyiye gidiyor. Aynı zamanda Türkiye'nin sadece Kosova'daki değil, Balkanlardaki tüm Arnavutlara kol kanat gelmesi işin başka bir olumlu tarafı. Bizler Türkiye ile Kosova arasında ilişkilerin devam ettirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Ülkeler arasında daha da derin, stratejik işbirliği yapılması için gayret edeceğiz. Çeşitli branşlardan araştırmacılar ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, önümüzdeki ay Balkanlardaki önemli meseleleri gündeme taşımaya devam edecek.